Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Age of History'de yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim en son End Siege Almanya serisi yapmıştık ve benim için oldukça keyifli bir seri olmuştu. Zorlandığımızı hissetmiştik. Etrafımızda o kadar güçlü ülke, o kadar fazla askere sahip ülke olmasına rağmen bir şeyler planladık. Stratejimize uygun hareket ederek düşmanlarımızı yendik ve Almanya'nın yok oluşunu bir yükselişe çevirdik. Düşmanlarımızdan daha fazla topraklar aldık ve Almanya'yı hayatta tuttuk. Şimdi ise yine öyle bir zorlayıcı bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Belki End Siege Almanya serisi gibi direkt savaşta başlamayacağız ancak bu kadar Titanların yanında, bu kadar major ülkelerin dibinde bir Hollanda ile bakalım hayatta kalmaya ve topraklarımızı genişletmeye çalışacağız ki bu kolay bir şey değil. Siz de bu senaryoyu moda indirmek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz dostlar. Hollanda şu anda genişlemeye pek müsait bir ülke değil. En fazla Benelux ülkelerin topraklarına katabilir. Yani Belçika, Lüksemburg zaten Netherlands'te. Yani Benelux'ün N'si de Hollanda oluyor. Biz Benelux topraklarını almaya çalışacağız ve ondan sonrasında bakalım bir o yana, bir bu yana kayarak topraklarımızı genişletmeye ve hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. İlla birden bir tarafta olmayacağız. Bir Fransa'nın yanında olacağız. Bir gideceğiz Almanya'ya kayacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki Sovyet abi burada biz varız. Selamun aleyküm diyeceğiz. Sovyetlerin yanına kayacağız. Sürekli safları değiştirerek hareket etmeye çalışacağız. Gerçekten zor bir ülke olacak. Çünkü Almanya direkt hemen 10 turda 200 bin askere çıkıyor. Biz ise en fazla 30 bin askere falan çıkabiliyoruz. Ve hızlıca Polonya'yı da vasal alıyor Almanya. Bakalım ne yapacağız? Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. İngiltere ile şu anda müttefik olan bir Fransa var. Onun dışında İtalya ile müttefik olan bir Almanya var. Yalnız ancak kimseye ihtiyacı olmayan bir Sovyetler Birliği varken bakalım bu dünya bize kalacak mı? Bunlara mı kalacak, bize mi kalacak? Göreceğiz. Video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi ortada bir İkinci Dünya Savaşı havası var. Ancak bu havayı solumayın kardeşim. Böyle bir hava yokmuş gibi devam edeceğiz biz. Ne yapacağız? Gideceğiz diğer ülkelerle ilişkimizi geliştireceğiz. Mesela bu arkadaşa selam çaktık. Şuna selam çaktık. Buna selam çaktık. Sovyetlere selam çaktık. Hepsine selam çakacağız. Ve diyeceğiz ki abi biz tarafsız bir ülkeyiz. Bize karışmayın. Bize karışmayın. Biz ikinci bir İsviçre olmak istiyoruz. Kimseyle bizim derdimiz yok. Ben kimseyle savaşmak istemiyorum diyeceğim. Ve bize gelmesinler. Daha sonrasında Benelüks'ü topladığımızda ise yatırımlar yaparak ülkeye hızlı bir kalkınma hamlesini gerçekleştireceğiz. Ve akabinde ise basmış olduğumuz ordularla güçsüz olan tarafa doğru ilerlemeye çalışacağız. Ancak kati surette bir zafer kazanmayı düşünmüyorum çünkü mesela Almanya tamamen yok olursa gider Fransa'ya, Sovyetlere yarar. Fransa tamamen yok olursa Almanya'ya yarar. Yani biz kendimizin çıkarına yetecek kadar hamleler yapıp çıkarımıza yetecek kadar topraklar almalıyız. Diğerlerini de birden OP yapmamalıyız. Çünkü bu sefer tutamayız. Bu sefer bizim ağzında sıçarlar abi. Şimdi hafifleterek söylemek istemiyorum. Gerçekler bu. Bu gerçekleri de biz maalesef kabullenmek durumundayız. Şimdi her zamanki gibi orduya yatırım en büyük yatırımdır. Düsturuyla ilerleyeceğiz. Orduya yatırım en büyük yatırımdır kardeşim. Kolay bir orduya yatırımı yapacaksın. Daha sonrasında halka. İlk önce ordu. İlk önce ordu, daha sonrasında halk. Gelirimizin en büyük kısmı nereden geliyor? Vergiden geliyor. O zaman vergiyi arttıralım. Bunları yaptın mı tamamsın. Şimdi teknoloji puanlarımızı alalım. Yeni teknoloji puanları geldi. Ve benim hızlıca borç çekmem lazım. Ne kadar borç çekebiliyorsam hızlı bir şekilde borç çekeceğim. Neden bunu yapıyorum? Çünkü benim hızlı bir şekilde mobilizasyona ihtiyacım var. Mobilizasyon ne demek? Toplanma, asker toplamamız lazım bizim hızlı bir şekilde. Yani ne kadar tarafsızlığımızı ilan etmiş bir ülke olsak da bizim savaşa hazırlanmamız lazım. Bu kredileri de 10 turluk çekmemin sebebi ise hemen ödensin kardeşim. Biz de önümüze bakalım. Şimdi bu askerleri tabii ki de ne yapacağız? Gidip Almanya sınırında bir asker basamam. Benim ağzıma sıçarlar. Gidip Almanya sınırında bir asker basarsak eğer, yani Amsterdam artık Alman şehri olur. O yüzden tabii ki de gideceğiz Alman sınırına basmayacağız. Gidip savaşacağımız ülke bizim çapımızda bir ülke olmak zorunda. Bu ülke de Belçika. Yani
Bu savaşları hızlı bir şekilde yapmak aslında mecburiyetindeyiz. Bu bizim için bir zorunluluk. Benelux topraklarını biz toplamazsak çevredeki Fransızdır, Almandır, ondan sonrasında bu devletler toplayacak. Yani biz de bu devletlere yedirmek istemiyoruz Benelux ülkelerini. Öncelikle tabii ki de kendimizi yedirmek istemiyoruz ve böylece toplayalım hızlıca. Başka bakalım vergiyi arttırabilecek bir şey var mı? Yoksa da üretime geçeceğim. Nüfusumuzu arttırmaya çalışmayacağız. Nüfusu arttırmak bu modda çok zor. Onun yerine gelirimizi kısa vadede arttırmaya çalışsak bizim için yeterli olacaktır açıkçası. Biraz da üretime odaklandık ve gelirimiz şu anda artıda. Güzel. Şimdi hızlı bir şekilde direkt savaşını açacaksın kardeşim. Direkt kaynak geldiğinde orduyu basacaksın, sonra çat diye savaşını açacaksın. Ondan sonrasına karışma. Ondan sonrasına boş ver. Hemen hızlıca savaşımızı ilan ettik. Bu arada Almanya Polonya ile savaş halinde. Ne ara yedin lan adamı? Abi az önce bir Polonya vardı burada. Hepimiz gördük değil mi? Orada bir devlet vardı. Arkadaşlar yemişler ülkeyi. Afiyet bal şeker olsun abi. Tebrik edeyim ben seni. Tebrik edeyim. İlişkilerimizi geliştirme abi. Ne ara yedin ya? Abi afiyet olsun da. Abi dokunmasın sonra. Sonra dokunmasın abi. Evet 2 dakika kapı çaldı, kapıya bakıp geldim. Ne diyorduk en son? Abi harbiden yani tüm Polonya'yı yedirerek tek hamlede yutman bence senin için biraz zararlı. Kötü yapmışsın neyse. Yani senin kararlarını sorgulayacak çapta bir ülke değiliz biz tabii ki de. Yani Almanya yaptıysa vardır bir bildiği kardeşim, doğru değil mi? Koskoca Almanya ya, adamın bir bildiği vardır abi. Şimdi biz ilerleyelim. Hemen işimize bakalım kardeşim. Biz işimize bakalım. Boş ver şimdi. Hemen Belçika'yı topraklarımıza katmak için saldırılara başladık. Bunu hızlı bir şekilde yapmak biz mecburiyetindeyiz. Bu bizim için zaruri bir karar. Belçika'yı hemen almalıyız. Ve güçlenmeliyiz abi. Bizim hızlıca daha fazla popülasyona ulaşmamız gerekiyor. Ve bunun için de Belçika gibi ülkeleri topraklarımıza katacağız. Alabileceğimiz güçlü olan ülkeleri alacağız. Şimdi buraya eğer alırsa bunlar pakıt altına gelecek diye bir liman yapıyorum ve borçlarımız ödendi. Güzel. Şimdi daha fazla ilerlemiyorum. Bakın başkenti çevirme altına aldığımda diğer topraklar zaten düşmeyi bekliyor olacak. Başkenti çevirme altına almaya çalışacağım ben. Planladığım gibi limanımı da inşa ettim ve limanı inşa edildiğinden dolayı bu birlik artık pakıt tehlikesi altında değil. Şöyle biraz daha askerlerimizi bölelim. Güzel. Şurayı bir çevirme altına alalım. Baktık olmuyor. Başkenti çevreleyemiyoruz. Burada da birlik var. Başkente saldırı deneyelim. Başkentte adam yoksa direkt başkenti düşürmek de bizim için yeterli olacaktır. Onlar bize saldırmaya çalışıyor ancak sıkıntı yok. Halledeceğiz. Güzel. İttik. Bunu da ittik. Abi yalnız bunda da adam varmış ha bayağı. Bir türlü başkenti alamıyoruz. Bir türlü başkenti alamıyoruz. Şimdi dur bakalım. Sen buraya 2000 adam kaydır. Sen buraya 2000 adam kaydır. Sen buraya kay. Sen buraya kay. Herkes bir kaysın kardeşim. Herkes bir kayabildiği kadar kaysın. Ondan sonrasına bakacağız. Şurası boşsa oraya gir bakalım. Belçika gibi bir savaş bile bizi zorluyor görüyorsunuz abi. Cephe savaşı olduğundan dolayı kolay değil bu işler. Tamam. Çevirme altına aldık. Şimdi bizim burada acilen asker takviyesi yapmamız lazım. Ve buraya bir liman yapalım. Çevirmeye alınırsa düşmesin diye. Tehlikeleri engellememiz gerekiyor. Ve alan kısaltacağız abi. Az alan kısaltacağız. Böylece daha rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Gerçi dur. Şuraya 2000 asker kaydır yeter. Bunları artık çevirmeye de bunları imha edebiliriz. Hadi bakalım. Aa şurayı desteklemeyi unuttum. Limanı almasınlar. Gözünü seveyim. Limanı almasınlar. Ah limanı aldılar ve oradaki ordumuzu imha ettiler. Neyse limanı biz de aldık. Biz de onların ordularını imha ettik. Cevabımızı hızlı bir şekilde verdik abi. Görüyorsunuz. Düşmana hiç durmadan direkt cevabımızı yapıştırdık abi. Adam olsunlar böyle. Sen benim ordumu imha edersen ben de seninkini öderim kardeşim. Allah Allah. Ama şu an Belçika direniyor ya. Liman var burada. Sen limana çekilsene hocam. Limana çekil. Başkenti almam lazım benim. Bilerek bu orduyu çektim. Başkent ordusu Gent'e saldıracak. Gent'e saldırdığında ise şehri alacaklar. Ve böylece ne olacak? Başkentte adam kalmayacak. Plan bu. Anladın mı? Gent'i eğer alırsa, oraya gitme kararı alırsa başkenti boş bırakmış olacak. Bakalım planımız tutacak mı? Evet.
Ama tüm orduyla gitmedi. Çok az bir orduyla gitti. Akıllı davrandı ya. Yo, başkenti aldık, güzel. Ulan Belçika Savaşı bile bizi fena yoruyor yani. İşte bu modun da olayı bu abi. Güçsüz ülke bile olsa cephe savaşı sonuçta. Öyle kolay kolay adamı imha edemiyorsun. Düzgün hamleler yapman lazım. Aksi halde Zortingen Stranze oluyorsun. Bizim çok sık kullandığımız ve diyeyim. Bu arada bizim bir toprağımızı işgal altına almış şu anda. Buna izin vermeyeceğiz tabii ki. Hemen aldık. Şu liman düşerse muhtemelen düşer. Gerek bile kalmadı. Belçika artık an itibariyle bizim memleketimiz haline geldi. Kendisini vasallaştırma bile yapamıyorum. Olur, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdilik şu kadarını alalım. Hatta dur, ben bunu bir çevirme altına alayım. Neden çevirme altına alayım? Şimdi gariban diye bulurlar, çocuğu yerler. Yazık abi, yemesinler. Ben bunu bir çevirme altına alayım. Bir de Niyazilerle saygı. Oha, 11 milyon ekonomi ne abi? Abi yavaş, kaç tane alıyorsun ya toprak? Yavaş abi ya. Allah Allah. Niyazi abi sakin ol ya. Sakin ol, bu öfkenin şeyi nedir abi? Öfke zararlı, boş ver. Bunlar Fransa'nın ağzına sıçacak. Bak samimi söylüyorum. Bunlar Fransa'nın ağzına sıçacak. Yani güneyden İtalya, kuzeyden Niyazi Almanya'sının saldırması durumunda Fransa direnemez. Direnmeyi bırak, hiçbir şey yapamaz. Bu biraz bizim için tabii ki de hoş olmayan şeyler. Ve bakalım. Şimdi Lüksemburg kardeşim, selamun aleyküm hocam. Benim bir almam gereken bir ülke var, sana zahmet. Şuraları bir salar mısın? Sana zahmet kardeşim, itmeseydin keşke bunu ya. Bunu itmeseydin. Geri çıkalım. Geri çıkalım. Tamam, şurayı geri alın abi. Orası sizin de çünkü. Emanetinizi geri verelim. Tamam, saldır bakalım. Tamam, Lüksemburg'u aldık. Şimdi gerisi tırt. Buraları rahat alırız diye düşünüyorum. Evet. En azından Belçika gibi bizi uğraştırmadı. Benelux ülkelerinden Lüksemburg'u severiz kardeşim. Bunu yazın. Lüksemburg'u severiz. Şimdi bir asimilasyon süreci yapalım. Asimilasyonu başlat diyelim. Toprakları asimile etsin. Onun dışında kaynak geldikçe asker basacağız. Bunu unutmayın. Kaynak geldikçe asker basmamız lazım. Yoksa bizim içimizden geçerler. Bunlar önemli şeylerdir abi. Asker basacaksın. Şimdi biz bu adamın ordusunu imha ettik. Bu adam yeni ordu toplayamadan benim hızlıca girmem lazım bu arkadaşa. Bu adam yeni ordu toplamadan selamımızı verelim. Hemen hızlı bir şekilde ordularımızı toplayalım. Biz sürekli asker basacağız bu arada. Sürekli sınır güvenliğini de arttırmak için kaleler dizeceğiz. Şu an kaleler dizemiyorum çünkü Benelux topraklarını da tamamıyla almadım. Aldıktan sonrasında genel olarak ona önem vereceğiz. Abi adam asker dizmeye başladı sınıra. Burada 27 bin varsa diğerlerinde de bir o kadar vardır. 19 tur sonra savaş ilanı gelecek. Ama benim hızlıca kaleler dikmem lazım. Hemen hızlıca kaleler dikelim abi. Aman. Aman kardeşim. Hemen kale kale, hemen her yere, her yere abi. Kale gözetleme kulesi son seviye. Bu Almanların ne olacağı belli olmaz. Ben Niyazi abi her ne kadar iyi ilişkiler kurmaya çalışsam da, onunla iyi şekilde anlaşmaya çalışsam da belli olmaz abi. Niyazi sonuçta bu. İş belli olur mu? Durur mu? Birden adam gece rüyasında kabus görür. Ondan sonrasında bunu bizi sorumlu tutar, kabusu. Kabustan dolayı bizi sorumlu tutar. Sabah gider bize savaş açar. Belli mi olur abi bunların ne yapacağı? Olmaz. O yüzden önlemimizi alacağız. Hemen tüm sınıra kaleler inşa edeceğiz abi. Ve bu sadece bir seviye değil, ikinci seviyeye de çıkaracağız tüm kaleleri. Yoksa bizim ağzımıza kürekle bir koyar. Ne ağzımız kalır, ne ülkemiz. Bunun olmasını istemiyoruz biliyorsunuz. Bunun olmasını istemiyoruz abi. Niyazi kardeşimizle hemen aramızı. Aa, burada çok güzel bir fakat alanı gördüm. Bak şuraya girer. Direkt şurayı geri aldık mı? Orduyu imha ederiz. O savaşta bunlar değerlenecek. Savaşta bunlara bakacağız. İkinci seviye kalelerimizi de yapalım. Yeni bir ordu da basalım hemen hızlıca Amsterdam'da. Abi sürekli silahlanma. Artık silahlanma dönemindeyiz. Tarafsız bir ülke dahi silahlanmak zorundadır. Tarafsız olmanız sizi diğer ülkelerden korumaz. Eğer
Niyazi Almanya'sı size taraf seçmek zorunda bırakırsa sizi taraf seçmek zorunda bırakırsa mecburen onun karşı tarafında olanı seçmek zorunda kalırsınız ve sizin içinizden geçer. Ve bu yüksek ihtimalle bizi taraf seçmek zorunda bırakabilirler. Çevredekilerle hemen aramızı iyileştirmeye devam edelim biz. İtalya ile de aramızı iyileştirelim, ne olur ne olmaz. Sonuçta aynı ittifaktılar. Aynı şeyin lacivertiler abi. Şimdi operasyon direkt olarak başkente doğru olacak. Sen Amsterdam'da bekle. Direkt başkente doğru operasyonu başlatacağız. Başkentin alınması durumunda rahat bir şekilde hemen hızlıca ülkeyi teslim alırız diye düşünüyorum. Şu arkadaşım buraya gelmesi benim için çok da iyi bir şey oldu açıkçası. Hızlı bir şekilde onu çevirmeye alabileceğiz. Ben oradan geçiş olduğunu bile fark etmemiştim. Güzel. Evet, başkenti aldık. Çevirmeyi alamadık ama başkenti aldık. Ve şimdi saldırıyı tüm cephelerden başlatabiliriz. Yalnız Brüksel'i koruyalım. Brüksel'i koruyalım. Orası düşerse bizim için hiç hoş şeyler yaşanmayabilir. Orayı koruyalım abi ve şimdi tüm taarruzlara başlayabiliriz. Güzel bir şekilde imha edelim ordularını ve artık tüm ülkeyi teslim almak istiyorum. Az önce tüm ülkeyi teslim alamamıştık. Güzel. Kolay bir savaş oldu. Birinci savaşta gücünü kırdığımızdan dolayı bu savaş biraz daha kolay oldu. Şimdi biz sadece kaleleri Fransa şey Alman sınırına dizdik. Biraz da Fransa sınırına da kale dizmemiz lazım. Çünkü ne olur ne olmaz bu oyunda hiçbir zaman herkesi dost olarak görmeyeceksin abi. Fransa'yı dost olarak görürsün, birden ağzına vurmaya çalışır. Kimseye güven olmaz kardeşim bu oyunda. Bu yüzden biz Fransa sınırına da hemen hızlıca cepheye askerler sevk edeceğiz ve kaleleri de dikeceğiz. Hemen tüm cephelere 5'er bin asker dizmek bizim asıl görevimiz abi. Tüm cephelere. Fransa sınırıdır, Alman sınırıdır hiç fark etmez. Direkt ne cephe varsa biz oraya 5000 asker sevk etmek zorundayız. Çünkü oyundaki savaş genişliği 5000 abi. 5000'i dizeceğiz her yere. Şöyle buraya 5000, buraya 5000, buraya 5000. Her yere abi. Her yere 5'er bin dizeceğiz. Ve bunlar tabii ki de zamanla artacak. Tabii Almanya sınırı Fransız sınırından daha öncelikli. Almanların bize saldırma ihtimali Fransızların saldırma ihtimalinden çok daha yüksektir. Güzel. Oo bak Fransa bizim sınıra görüyor musun? Almanlar bizim sınırımıza asker falan dizmemiş. Ama Fransızlar bizim sınırımıza asker dizmiş. Görüyor musunuz abi? İşte söylediğim konu bu. Kimseye güvenmeyeceksin kardeşim. Kimseye güvenmeyeceğim. Vallahi Fransız falan hiç fark etmez. İçimizden geçerler birden. Kale seviyelerimizi yükseltelim. Şimdi biraz ekonomik yatırım yapmak lazım. Başkent özellikle. Başkent özelinde biraz yatırımlar yapacağız. Şimdi başkente bir kale seviyesini de arttıralım. Ne olur ne olmaz başkentin düşmesini istemiyorum. Her türlü şeyi inşa edelim. Ve ondan sonrasında yatırım yapacağız. Oh. Oh. Gelişmişliği bir arttıralım abi. Başkentteki. Oh. Başkent muazzam duruma geldi. Hemen hızlıca başkenti güçlendirelim. Normalde yatırım yapalım abi. Güzel. Bizim başkentimiz dünyanın en güzide şehri olana kadar durmak yok abi. Yapabileceğimiz tüm yatırımları yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde devam yatırımlara. Güzel. Şunları da hemen arttıralım seviyelerine. Başkent bizim için önemli. Başkent her ülke için önemli. Tabii ki de biz de başkentimizi koruyacağız. Yeni askerler basalım. Güzel. Tamam, şimdi her cephede 5000 askerimiz var. Bu planı tutturduk. Şimdi bunları katlayacağız. Her yerde 5000 değil 10.000 yapmaya çalışacağız. Bunları arttırmaya çalışacağız. Sovyetler bu arada Polonya'yı vasal mı almış? Sovyetler Polonya'dan bir şey almamış. Acaba Almanya ile sınır olmamak için mi yaptılar bunu? Olabilir. Almanya ile sınır olmamak için yapmış olabilirler. Çünkü Almanlarla sınır olmak, sınırdaş olmak pek hoş bir şey değil. Bu arada bizim ülkenin adını değiştirdim. Ha dur, değiştirmeye gerek yok. Direkt Benelux'u formlayalım. Aynen, biz artık Benelux olduk abi. İdeolojimiz ne oldu? Parlamenter Cumhuriyet. Bu neymiş? O Pan Germania kurabiliyoruz. Vay 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 vay. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bu bizim boyumuzu çok aşar. Bu bizim boyumuzu büyük aşar abi. Hiç gerek yok böyle şeylere. Şimdi biz ülkemizdeki hemen şeyleri ayarlayalım. Bu arada Benelux'un rengi çok hoş olmadı mı ya? Bence çok hoş oldu abi. Vallahi bence çok hoş oldu.
Şimdi dediğim gibi artık bunları katlama zamanı abi. Artık 5'er bin değil 10'ar bin dizmeye başlayacağız. Bu da bir sonraki plan. Ve tabii ki de ülkedeki şehirlerin ekonomilerinin güçlendirilmesi lazım. Özellikle başkent. En önemlisi başkent. Şurada biraz daha ordu bas. Kalan parayla da Brüksel'e yatırım yapalım. Brüksel de bizim ikinci başkentimiz olsun. Üçüncü başkent de Lüksemburg abi. Bunlara yatırımlar yapayım. Lüksemburg'a yatırım yapmak pek doğru olmayabilir. Aha! Savaş başladı. Lan oğlum Fransa itti lan. Nasıl lan? Ne? Oğlum birebir niye bu savaş? Birebir değil. Abi Birleşik Krallık ve Fransa'ya karşı Alman tek. İtalya sen niye gitmedin? Evet arkadaşlar. Taraf seçmemizin zamanı geldi. Baktık. Bu saygıdeğer dostumuz Almanlar Zortingenstrasse oluyor. Biz de tabii ki de buna izin verecek değiliz. Aa Almanlar comeback attı. Ben Fransızlara girecektim. Çevirmeye yediler. Abo! Abi Fransızlar büyük sıçıyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Durumdan bir kendimize bir payda çıkarmalıyız. Çıkaracağız da bekleyin bir izleyelim savaşı şimdilik bizlik bir olay yok abi. Biz bu arada dünyanın en güçlü 12. devleti durumundayız. Birinci Sovyetler Birliği. Türkiye kaçıncıymış? Türkiye şu anda 6. Bu arkadaş 4. Bu arkadaş 3. Bu arkadaş da 5. Bakalım İtalya niye savaşa gelmedi ya? Ha İtalya Birleşik Krallık'la savaşıyor sadece. Allah Allah. Fransız Savaşı'na niye gelmedi bu? Kayıplara bakmak istiyorum ben. Oha. Almanların verdirdiği kayıba bak. Fransa 265 bin kayıp vermiş. Almanlar 124 bin. Abi Almanlar Fransa'nın içinden geçmiş. Bu savaşta kazanan belli. Almanlar kazanmış bile zaten. Savaş bitmiş bile. Fransa ilerlemeye çalıştı böyle bir sevindi herhalde bir şeyler yapabileceğini düşündü. Almanlar adamları paketladı içinden geçti abi. Abo bu Almanlarla kapışılmaz. Ama ben Almanlara yapacağımı biliyorum biz saldıracağız Almanlardan korkacak devlet değiliz kardeşim biz. Güçlerimizi arttıralım ne kadar oldu benim ordum? 156 binlik bir orduya ulaştık. Gücümüzü arttıracağız hemen hızlı bir şekilde. Sınırlara planladığımız gibi 10'ar bin asker dizeceğiz abi. Bunlar önemli. Abi Fransa'nın geleceği pek parlak gözükmüyor. Artık oyunu burada kaydedelim. Bu bölümde Benelux'u formladık. Ve Benelux devleti olarak bakalım bir sonraki bölümde artık savaşa mı katılacağız? Ne olacak, ne bitecek hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.